Arazım habbesi le 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 canım. Gönlüm sevmez herkesi ezber sen güzelsin. Olursa o kız olsun le 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 canım. Kumrallar kovardasın ezber sen güzelsin. Olursa o kız olsun le 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 canım. Esmerler kovardasın esmer sen güzelsin. Esmer sen güzelsin. El bilir dünya bilir. Le 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 canım. Benim gayrım sendedir. Esmer sen güzelsin. Gidak beylesine le 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 canım. Garipler mahlesine esmer sen güzelsin. Orada bir garip ölmüş le 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 canım. Kalkın gidek yasına esmer sen güzelsin. Esmer sen güzelsin. Esmer sen güzelsin. Esmer. Anam kalk yerden kalk. Parası pulu yokmuş gibi. Ne attın kendini yerlere ya? Yavaş toparlanamadı bir türlü. Hah, çek çekiştir. Tak takıştır. Belki bir şeye benzer. Üf. Anam niye attın kendini yerlere merak ettim. Bu pembe panter. Yok kırmızı panter bu. Kırmızı panter. Efendim şeyimizi beğendiniz mi? Şeyimizi. Şimdi sen kendini güzel buluyorsun mu? Evet. Ay. Ay, halbuki ben olsam derdim ki. Yo, yani falan. Evet. Evet dediğin zaman bir şey olmalı. Şu gözlere bak. Mavi. Hiç sevmem. Peki aynaya hiç baktın mı? Evet. Anam biz evet hayır mı oynuyoruz burada? Allah Allah. Peki sen... Evet. Yozgat'a gittin mi? Urfa'ya gittim. Ben de gitmiştim de. Evet, bu güzel kızımızı alkışlıyoruz. Bu güzel kızımızın... Gel kız buraya, gel anam, gel buraya, gel. Canım, ciğerim, balım, şekerim. Bu kızımızın adı Asena. Iskaunt, it is the ball. Neymiş efendim? Asena. Bundan sonra Asena ile birlikte olacaksınız. Yürü bakayım. Evet. Efendim. Yine sizlerle birlikteyiz. Tahmin ediyorum bir 10 ay, 12 ay gibi bir zaman yine sizlerle birlikteyiz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bundan önceki programlarımızı çok büyük bir beğeniyle izlemiştiniz, çok sevmiştiniz. Programımızın akışı içerisinde natürellik, doğallık olduğu için bunları zaman zaten bu programımızın başına koyacağız. Halktan sorduk, soruşturduk. Ne olduğunu, ne olmadığını yani ne nasıldır, nasıl değildir, iyi midir, kötü müdür bir şey söyleyin dedik. Onlar da bize bir şeyler söylediler. Çok natürel olduğu için, çok doğal olduğu için. Doğru mu söylüyorum? Evet.
Ya bir çapık alkış malkış. Bu sezonda, yani bu sezon mu derler ona? Ne derler? Yani bu dönem. Yani televizyon dönemi şeyi başladı ya işte programlar. Yazın biliyorsun herkes ense yapıyor. Biz enseyi yapamadık. Biz çömeldik boyuna. Çünkü habire çalıştık. Bu sezon inanıyorum ki çok güzel şeyler yapacağız sizlere. Çok güzel şeyler vereceğiz. Bilhassa şeye özen göstereceğiz. Daha önceki programlarımıza çıkardığımız sanatçıları biraz az çıkartacağız. Yani çıkartmadıklarımızı çıkartacağız. Mesela örnekler var. Bu programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Şimdi yalnız Urfa'dan gelen benim bir akrabam var. Ben programın tam akışını bilmiyorum. Yani ne olacak ne olmayacak. Ben şunu bir çağırayım da. Güçlü. Kaydı Zeyla, sen rüyalarda görüyorum ben. Sen de Zeyla, sana kurban oluyorum ben. Kaydı Zeyla. Ya güçlü. Kaydı Zeyla, seni nasıl seviyorum ben. Abi başıma bela aldım ben ya bak. Güçlü. Abi. Buyur abi, ya kurban olayım abi. Ali, ayağımı kapat. Buyur abi. Çek abi. Abi çek, öpme. Niye abi? Ne oğlum, sen programın akışını sana soracağım, sen orada şarkılar söyle, hadi söyle diyorsun. Çok hoşuma gidiyor bir arkadaş söyleyeyim. Ben sen çağırıyorum, niye duymuyorsun beni ya? Geç duyuyorum abi, geç duyuyorum. Neyse, bırak şimdi sen. Ha, buyur abi. Sen şimdi benim okuma yazmam hadi diyelim ki var. Ben bir takım şeyleri becerdim, Oxford'u bitirdim de. Senin okuma yazman da yok oğlum, sen nasıl buraya geldin onu merak ediyorum. Abi okuma yazma yok ama öyle gazata mazata okuyam yani, baktım oynayam yani. Nasıl oynayasın yani? Oynayam abi, bakıyam gazataya böyle bir iş adamı resmi var mesela. Kesin altında yazıyor yolsuzluk, rüşvet, emlak bankası vesaire hepsi yazıyor. Ne anasam okuma, öyle değil masya kurban olma. Bakıyam orada bir kız resmi. Ne resmi? Kız resmi böyle. Böyle hafif soymuşlar. Kız resmi böyle söylüyor. Ben Türk erkeklerine çok bayılıyorum. Çok esmerler, çok hoşlar. Bunlar yazıyor, ne yazıyor? Okuma yani, yazma. Benden bahsediyorlar. Senden bahsediyorlar bile esmer. Yani abi anlayacağım, memleket biraz şeyde karışık. Böyle kaos. Kaos ne lo? Kaos şey abi, bizim Türkmenistan'ın cumhurbaşkanı. Abi kaosu bilmesen de İstanbul'da oturacaksın, dünyada haberi yok abi. Kaos şey böyle alengirli, karışık. Yani alengir işler. Alengir işler. Karışık işler. Karışık işler. Şimdi sen bırak bunu da. Sen Urfa'dan nasıl buraya geldin ben merak ediyorum. Nasıl buraya geldin? Urfa'dan nasıl geldim abi? Size anlatayım abi. Şimdi ben Urfa'da abi gittim şey, Dahtı Ses Turizm'e. Dahtı Ses Turizm'e gittim, dedim ben İbrahim Bey'in akrabasıyım. Öyle deyince beni aldılar, şoföre bindirdiler. Oğlum ona öyle denmez. Aldılar şoföre bindirdiler. Nereye? Şoförün yanındaki koltuğa bindirdiler. Şoförün yanındaki... Şoförün omuzundan geldi. Ha yok canım, şoförün yanındaki... Şoför mahalline, mahalline. Ha, şoför mahalli ha. Şoför mahalline bindirdiler. Biz öyle İstanbul'a geldik abi. Şimdi İstanbul'a geldik, senin hani telefon numaraları vardı ya. Şimdi ben onlardan birini telefon numarası aldım, aradım, bir kız çıktı abi. Vallahi bir kız çıktı. Başladı konuşmaya. Mego sayın abonemiz. Mobil telefon yan kapalı, yan alı sahası dışında kalıyor. Siz 5 dakika bekleyin lütfen, rica ediyorum 5 dakika sonra arayın. Öyle kimse rica etmiyor da. Dedim bacım benim işim gücüm var, siyah kurban olayım. Hele beni bir İbrahim Bey'le görüştür. Hele benim zamanım yok, bana Çernobil mobil muhabbeti yapma dedim ya. Hele benim işim gücüm var. Dedim o benim akrabamdır yani, yabancı değilim dedim. Karı ses çıkartmadı. Niye? Valla abi bilmiyorum, bir daha aradım yine aynı şeyleri söyledi. Abi sonra ben anladım ki abi, kız rahatsız. Niye? Rahatsız. Hastemeste mi yani? Yok abi kurban olayım, siz hasta değil. Yani böyle rahat konuşalım. Yanında anası var, babası var. İlerle kırlı işler yapacağız yani öyle. Ne oğlum, şeyin anası babası olur mu? Niye? Bu telesekreterin anası babası olur mu? Niye abi, öksüz mü? Ya öksüz değil oğlum, o banttır. O bantı karıt. Bak şimdi. Sen sus. Karıştırma. Al şimdi bu telefonu. Oldu. Telefon çalar malarsa alo diyeceksin. Alo. Tamam mı? Çernobil, Çernobil muhabbeti yapma. Yapma. Ha şimdi çalacak. Sonra arayan bana da konuşma hala fazla. Niye? Peki tamam, İran Bey'i bağlarım dedim. Sen fazla çene çalma. Karlar arı demez yani. Abi şey bak, bir de bu nasıl telefon abi, bunun kuyruğu mırığı yok mu, nereye sokacağız bunu? Böyle. Oğlum bu kuyruksuz yavrum, bu cep telefonu bak, ceboş ki. Koyuyorsun buraya, çıkarıyorsun. Yala konuşma. Koyuyorsun, çıkarıyorsun. Bunun kuyruğu yok, kuyruksuz bu. Kuyruksuz, koyuyorsun. Allah'ım yarabbi. Koyuyorsun. Şimdi sen neyse gel, muhabbeti kes. Bir daha çıkaramıyorsun. Soktun mu? Soktun. Şimdi sen git bana kayaya al gel. Olur, alayım gelim abi. Hadi bakayım. Abi ne kayası abi, bu saatte ben nerede bulayım kayayı, kaya getirdiysen bana abi ya. İnsan biraz böyle hafif hisseler, der ki burayı temizle. Abi benim etim ne, butim ne abi, kayayı kalım getirme. Oğlum sen şimdi kaya dedim, sen ne anladın? Daş, kaya.
Ula kaya şarkıcı, şarkıcı, şarkı... Sen şarkı nedir biliyorsun? Ha biliyorum. Nedir? Şarkılar, şarkıcılar var bizim orada. Ne? La kes, kes! Şarkıcı ne o şarkıcı? Ula oğlum şarkıcı... Sen kaya ne anladın şimdi? Kaya doğaç var. Doğaç var. Doğaç. Lan oğlum yok yok bu şarkıcı yok mu? Bir tane Ahmet Kaya var. Ahmet Kaya, Kaya. Bizim Ahmet abi. He? Ya ben abiyi ben çok seviyorum, çok bile... Ha şimdi gider çağıram. Yalnız abi size bir şey söylemem lazım. Bizim arkada bir adam var, o yönetmendir nedir? Yönetmendir, saygılı olun ha. Yönetmen bey, saygı duyarım. Şimdi abi, o dedi ki bana, böyle dedi... İbrahim bey azıcık konuşsan sen arada bir gir, biz böyle şey sokacağız dedi. Ne sokacağız? Böyle şey sok... Ya ben ne bileyim, hatırlamıyorum, ismini bilmiyorum. Söyle işte ha. Ulan o sokacak değil o. Rı harfi, rı harfi. Rı harfi. Rı harfin ne işi var abi burada durdururken? Tabi burada ne işi var? Çünkü rı harfi araya girecek. Araya? Evet. Rı harfi demek ne demek? Ne bilmiyorsun tabi. Bilmiyorum. Rı harfi demek reklam demek. Reklam abi. Demek ne demek? Ne demek? Mangır. Hemen girsin abi o zaman. Hadi girsin. Hadi, reklam girsin. Hadi. Sen şey yap. Ne yapayım abi? Hadi git. O değerli sanatçımız aldı. Ha abi siyah bir şey söyleyeceğim abi. Hı. Ben Ahmet abiyi çok severim de yalnız. O bir şey çekmiş abi. Televizyonda böyle şey yapıyorlar, göstertiyorlar. Klik klik. Yavrum dilini eşek arası mı diyeyim affedersiniz efendim. Ne soksun senin dilini? Ne oldu abi? Senin dilini ne soksun merak ediyorum. Ne? Klik demez ona klip klip. Ya be hep klip hep klip. Bizim burada öyle diyorlar ha. Klik neyse bırak şimdi klik klipi. Klik yani daha şey böyle hoş duruyor yani nazik oluyor. Ha abi orada hani klikte iki tane adam var. Biliyor musun böyle dağın başına çıkmışlar dolaşıyla. Hep beraber böyle çele çapik yapıp derili derili. Derili derili. Böyle bir yandan da karıya bakıyor. Derili derili. Derili derili. Abi ayıp o karı da böyle giymiş etik. Böyle ayıptır böyle orası burası görünüyor abi ayıptır ya. La oğlum o dikkat çekmek için. Gelsin Ahmet abiye söyleyelim ayıp. Yalnız abi Ahmet abi çok hoş söylüyor. Hey. Ahmet abinin şöyle gözlüğü hoş, saçları saçım hoş, açık hoş, kendi çok hoş söyle, böyle duruyor abi, çok hoş söyle. Vallahi yalnız klik biraz şey, absürt, absürt. Ya, ya oğlum sen daha kaç gün oldu geldin buraya? Daha evvelsi gün bir... Ulan absürtü öğrendin, bilmem neler öğrendin. Sen cahil kalmışsan ben ne yapayım abi? Geç ağır. Evet efendim, Ahmet Kaya. Ahmet abi, Ahmet abi gel. Size kurban olma abi, gel. Buyur abi. Sizin söyle. Buyur abi. Evet, Ahmet Kaya diyoruz ve alkış diyoruz. Gel böyle yanıma gel. Ben diyorum abi bir isteği yorursa arkadayım. Dikkat dikkat. Başımın belası. Bu akraba Urfa'dan geldi de. Kusura bakmayın. Efendim Ahmet Kaya huzurlarınızda değerli sanatçıya, yüce sanatçıya, değerli yorumcuya huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu güzel ilk programımıza şeref verdiği için. Bizim başta böyle hani vardı ya zaman zaman o kelimeye de takılanlar olmuştu. Etli kanlı canlı böyle canlı canlı bir parça. Bakalım bize Ahmet Kaya ilk parçasını ne olarak seçecek ve bize neyi söyleyecek sazlarla birlikte. Şimdi daha bismillah gelir gelmez hemen şarkı mı söyleyeyim? Öyle de oturmaktan önce. Programda öyle bir şey yoktu. Ya var kardeşim her çıkan böyle bir tane pat der okur ondan sonra geçer oturur. Benim şarkılarımı biliyor musun şarkıları? Baba bunlar da her şeyi senin biliyorum. Şarkılarını bilmezlerse kimin şarkılarını bilecekler? Her hayır, şeyi biliyorum şey adamlar. Alışkın değilim ki böyle bir şey. Böyle sahne olayına falan hiç alışkınlığım yok biliyor musun? Köprüklerde biz seninle gülüşürdük. Martılar ağlardı köprüklerde biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece biz durmadan sevişirdik.
şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Biz seninle sararırdık. Sonbahar damlardı damlarımıza. Biz seninle sararırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler. Biz durmadan savaşırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler. Biz durmadan savaşırdık. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Teşekkür ederim. Var değil mi öyle kum gibi ezip geçenler? Çok, çok, çok. Ayaklar altına alıp. Az mı Sultanahmet nankörü var memlekette? Bir peçete getireyim mi? Ben bir tane peçete getirttireyim, burada bulunsun. Şimdi ben aslında şeye alışkın değilim pek, biliyor musun böyle? Yani konserlere alışkınım da. Şimdi burada tam bir profesyonel çalan arkadaşlar var. Ve insanlarla yüz yüzeyim. Pek alışkın olmadığım için hareketlerimde biraz tutukluk vardır, kusura bakmayın. Efendim çok teşekkür ederiz. Başında da söylediğim gibi natürel olmak gerçekten çok güzel bir şey. Ahmet Kaya da onlardan biridir. Yani üçün biri diyebilirim. Üçten biri, yani üç kişi varsa üçün biri. Niye gülüyorsun? Şimdi işin garip tarafı. Üçün biri ben olunca üçün biri de oluyor, biliyor musun? Biz yani kendimi katmadan nasıl ben edeyim ya? Hayır, şimdi şunun şurasında üç kişi kaldık bacanak diye bir laf var ya. Nasıl? Peki üçün biri ben. Üçün biri de sen, üçün biri kim? Hayır, üçün biri dedim, niye güldünüz? Üçün biri başka bir laf mı? He? Vallahi onlara soralım. Üçün biri ne demek çocuklar? Ne demek? He? Argo laf. Allah Allah. Babam beşin biri olsun. Nalet gelsin, içine şey de olsun, kadevesi de olsun vallahi. Şimdi ben Ahmet Kaya'ya ne soracağımı bilmiyorum ama zaten Ahmet Kaya'nın her şeyi ortada, saklı gizlisi yok. Ben yalnız tam nereli olduğunu bir öğreneyim, bir oradan bir gireyim yola. Şimdi ben tam tarihini söyleyeyim. 28.10.1957 Malatya doğumluyum. Ondan sonra
Biz bölgeci değiliz, alkışlamayın. Biz Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok seviyoruz. O yüzden... Teşekkür ederim. Herkese, yani dediğim gibi... Önemli olan şu Türkiye'de yaşayıp da gerçekten bu ülkeyi çok sevmek ve bu ülke için hizmet vermek. Nereli olursak olalım, nereli olursak olalım hiç önemli değil bence. Yani insanı sevelim diyorsun. İnsan, İnsan olalım tabii, insanı sevelim ama ilk önce insan sonra sanatçı olalım. Şimdi geçen bir televizyon röportajında Ahmet Bey'e soruyorlar. İbrahim Tatlıses dedi ki sizin için... Çok detone oluyor ya, çok kötü okumuş yani, ne kadar kötü falan filan. O da yorum yapıyor, diyor ki eğer İbrahim Tatlıses öyle demişse doğru demiştir. Ben doğru belki detone olmuş olabilirim çünkü o çok usta bir yorumcudur. Yani şimdi orada aslında insanlar ve o soran insan başka bir laf bekliyor. İbrahim Tatlıses mi öyle dedi, kendisi nasıl okuyor ki diye beklerken Ahmet Kaya'nın öyle mütevazi bir şekilde onun lafını böyle puç ederek, bizde puç derler. Yani puç çürümüş. Ha, çürüterek öyle bir laf etti ki ben o anda şeye gidiyordum, Van'a gidiyordum ve Bitlis'te yattım. Bitlis'te bir oteldeydik, otelin televizyonda izledim. Ha, tesadüfen açtım öyle. Çünkü çeker mi çekmez mi Bitlis'te bilmiyorum. Bitlis biliyorsunuz dört dağ içinde. Aslında dersim dört dağ içindedir ama Bitlis'e de baktığınız zaman... Sonra bu Bitlis'te 4 minare meselesini de konuşalım, unutma da. 5 minare. Niye bu? Hayır mesela... Ben şimdi mesela 5 minare. Ha, 4 minare var orada. 4'müş. 4 tane. Peki 5. minare nedir ya? Çok enteresan gerçekten yani. Bitlis'te 5 minare diye bir şarkı var. Bitlis'te 4 minare yani. 5. nedir acaba? Yazana sormak ben lazım. Ben pek görmedim ama 4 müdür bilmiyorum. Valla bilmiyorum herif. Kafasından var belki de hayali efendim? Bir 5. minareyi uydurmuş olabilir. 4 değil mi? Niye o zaman demiyorlar Bitlis'te 4 minare? 4. 4, 5. Yani ikisi de şeye uyuyor. Hayır şarkı zaten Bitlis'te 5 milyara. Ha? Niye hayır yani? Onu benden bazen istiyorlar. Diyorum ki kardeşim Bitlis'te 5 milyara istiyorsunuz. Şimdi kimdir Bitlis'te 10 tane milyar olmuştur dedim yani. Ben bunu bırak onu okumayayım. Yok yok dedi abi hala 4. Yani bir de eksi. Şimdi aslında biraz önceki konuya ben geleyim. Siz İbrahim Hoca anlatıyor diyor ki işte televizyonda birinin sormasına. Bakın şunu açıkça söyleyeyim ben. Peçete gönderin. Türkiye'de benim onu söylememe gerek yok. Zaten yığınlar ve Türkiye halkı İbrahim Tatlıses'i çok seviyor. O yüzden teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Biz sizi çok seviyoruz. Şimdi benim tanıdığım insanlar içerisinde gerçekten hayatın her alanında var olan ama hayatın her alanında var olan İbrahim Tatlıses'in aslında burada yaptığı espriler, hayatında yaptığı espriler değil tabii ki. Bu hazırlanmış güzel bir program. Sizler mutlu olasınız, sizler sevesiniz ve sizler güzel saatler, dakikalar yaşayasınız diye insanlar yüreğinden, aklından bir takım şeyler ortaya koyup sizlere ulaştırmaya çalışıyorlar. Fakat kendi dilini, kendi üslubunu bu kadar iyi kullanan ve aynı zamanda insanların ne zaman neye güleceklerini çok iyi bilen bir insan olarak da çok zeki, güzel bir adam. İşin garip tarafı yani. Şimdi mesele itibariyle... Hayır, mevzu o değil. Getir o peçeteyi. Getir peçeteyi. Kaçır peçeteyi. Ayakkabını çıkar getir. Aman siyahı iz yaptırma. Hoca buyurun. Eyvallah, sağ olasın. Bu senin değil. Şeyden lahmacun dükkanından gelmiştir. Tatlıses lahmacundan, yok değil. Lahmacun kokuyor. Valla doğrudur, az önce lahmacun geldi, oradan olabilir. Çok güzel lahmacun ama ya. Allah aşkına. Reklam ücretimi alırım, valla. Hayır, bugün ilk programımızda çok zarara girdim. 450 tane lahmacun söyledim, gelen misafirlerimiz de yesin. Her ne kadar prodüksiyon olmaz mı olmaz dediyse de abi Ziya telefon ver abi. Bir de şey böyle şey girecekmiş. Ulan gel buraya git. Allah cezanı verecek. Ne oldu? Ben telefonu getir buraya mı getir dedim. Soktun televizyonun içine telefonu. Abi ne yapayım, seni arıyorlar. Bir kız sen. Alo. He. Buyur canım. Buyur canım. Ulan karıştırma, ben sesimi değiştiriyorum, tanımazsın. He. Alo. Ben sesimi değiştiriyorum, tanıma. Papağan gibi olma oğlum. Evet. Alo. Alo. Buyur canım. Buyur canım. Kimden arıyorlar? İbrahim Tatlıses. Vallahi yok hanımefendi. Ne? İnan yok. Burada nasıl yok? Allah vekili yok. Yani olsa alıp vereceğim eline. Ama yok. Yok, İbrahim Tatlıses yok.
Ama Ahmet Kaya burada istiyorsun. İstiyorsun. Vallahi ben kimsenin eline vermem yalnız. Telefonu. Telefonu. Vallahi sen ver bak ben yorum. Sen getirdin telefonu benim elime veriyorsun. Kapat al. Kapat içeri. Yeri. Abi şey girecek şey ele ha. Haber hangisi? Ele. Ha, ele. Ele. Ha. Ha haber olsun ha. Şey oluyormuş. Ha. Madem reklamlar. Öyle gel böyle. Reklamlar efendim. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Reklamlar biliyorsunuz bizim en büyük desteğimiz. Aslında en büyük desteğim ne reklam, ne şu ne bu. En büyük desteğimiz sizlersiniz. Yani yalan değil. Gerçeği budur. Peki şöyle bir şey desem. Bu saza niye gelmedin? Nasıl buldun, nasıl ettin, nasıl araştırdın? Yani bir araştırma sonucu buldun bunu. Bu çok güzel bir türkü. Herkes biliyordu mesela ama bunu bulup alıp getirmek önemli. Şimdi aslında öyle enteresan ki senin de bildiğin gibi, herkesin bildiği gibi bu sazı niye gelmedin? Çok eski bir türkü zaten, yani anonimleşmiş. Celal Güzelses'in sanıyorum büyük bir ihtimalle bestelediği bir türkü. Bu seneler önce bir sürü insan tarafından okunmuş Türkiye'de, bir sürü insan tarafından. Benim buna yaptığım bir değişiklik şuydu, onun dinlediğiniz müziğini kendim besteledim. Ben o müziğini biliyorum yani, senin yaptığın gibi değil. Evet işte orijinali çok değişik, başka. Değişik. Gerçi orijinali de çok güzel gerçekten, çok keyifli. Ama ben nedense ama işte... Ama bu hali çok sevildi gerçekten. Böyle dedim ki şunu... Yani ben de okudum da biraz güzelleşti ha. Evet abi esas... Hayır nereden yani, aklına nereden, kim aklına soktu yani? Şimdi bunu bir arkadaşın yazıhanesinde biz oturuyorduk. Bir arkadaş var. Şu ara aslında kendisinin olduğunu iddia ettiği, tabii son zamanlarda kendisinin olduğunu söylüyor. Böyle bir şey var mı yani bu türkü? Yok. Kimse sahiplenebilir mi? Yok, kimsen de yok. Gerçekten de. Yani ben onun müziğini o şekilde yapmama rağmen altına Ahmet Kaya yazamazdım. Çünkü bu şarkıya ve şarkı yapan insana karşı haksızlık olurdu. O yüzden anonim yazdım. Çünkü öyle bir şeye ihtiyacın da yok ayrıca. Asla. Ve bazı insanlar çıkıp bunu işte ben yaptım ettim diye. Ahmet Kaya'nın kaseti aslında İbrahim Tatlıses'in kaseti saza niye gelmediği yüzünden satılmaz. Böyle bir şey yoktur yani. Eğer saza niye gelmedin şarkısını ben bu kadar önemseseydim, güzel bir şarkı, kalkıp da Beyoğlu'nun sonuna koymazdım bunu zaten. Tabii evet. Ama bazen bizim insanlarımız enteresandır. Yani ortaya bir o bir olta atarsın denize. Bakarsın ki işte bir tane papuç, yırtık bir papuç takılır. Dereye bir olta atarsın, bu kadar bir kefal gelir yani. Şimdi enteresandır. Ve insanları çok sevdiler. Ben de bu insanları çok seviyorum. Bu insanları anlamak yani çok zor. Yani diyorsun ki bazen hırsızlığa gidersin, ay akşamdan doğar. Gündüz gidersin, güneş şey kapanır yani. Ay ya, güneş gerçi, tutulur. Öyle. Bu şey dedin de bir şaykular var. Bir Japon şiirleri. Orada bir dörtlük vardı çok hoşuma giden. Diyor ki, ay bu akşam gökte o kadar güzel ki hırsız bile durmuş türkü söylüyor diyor. Efendim, Ahmet Kaya'nın siz fıkra yönünü biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok güzel fıkra anlatıyor. Evet. Tabii normal fıkralar burada anlatılmaz da. Yani orta bir fıkra anlat bize. Ya orta hallı olsun. Şimdi orta hallı fıkra derken, hayır mevzu o değil şimdi. Mevzu aslında o değil yani. Şimdi bizim orada birine bir şey söylersiniz, tamam mı? Hayır mevzu o değil, olay o şu. Şimdi adama bir şey anlatırsın, çok kızarsın biliyor musun? Karşıdaki adamın da şöyle bir tepki beklersin. Ya hadi kardeşim sen de falan filan diye. Tam o tepkiyi beklerken adam şöyle bir tepki verir. Ya çok doğru söylüyorsun abi, haklısın der. Birden mahcup olursun biliyor musun? Ya ondan sonra aldığın söylediğin tavır şudur. Hayır yani mevzu o değil yani dersin. Bunun gibi bizim oranın insanları enteresan. Ben anlatırken bizim Malatya'da bir hemşerimiz vardı. Güzel bir adam. Çok abartırdı her şeyi biliyor musun? Bir gün diyor ki namusuma şerefime dedi bir yılan gördüm dedi. Allah sizi inandırsın. 50 metre kuyruğu var. Beli de bu kadardı yani. Böyle bir şey olmaz dedi. Aşağı şeriden geçerken orada dolana dolana gidiyordu diyor. Abi de diyorlar lan oğlum atma bu kadar. Evin yıkıla ulan. Böyle şey mi olur lan? 50 metre. Ne gezer lan burası? Amazon ormanlarım ya. Amazon ormanlarında bile bu kadar olmaz yani. 50 metre nerede yine? Diyor ne bileyim ulan işte elimde mezra mı vardı diyor. Eştik mi yani diyor. De ki diyor 50 metre değil 20 metreydi. Beli bu kadar yoktu. Bu kadar vardı yani. Ne üzerime gelirsiniz diyor. Ondan sonra bak yine hadi lan falan filan deyince diyor bu 10 metreye düşüyor, 5 metreye düşüyor, beli bu kadar oluyor.
1,5 metre oluyor, böyle bu kadar oluyor. 25 santim oluyor, solucana kadar düşüyor herif. Millet abi diyor, hadi lan yalan söyleme falan filan. Bakıyor ki kimse inanmıyor diyor, ne bileyim ulan diyor. Geçerken çalıların arasından bir hışırtı duydum işte. Yani hiç görmemiş. Hiç görmemiş. Hiç görmemiş. Abi size kurban olayım. Ahmet abi, Ali Gaya kurban. Hala Türkiye söyle, Türkiye. Burada millet seni Türkiye söylesin diye bekliyor. Sonra böyle konuşuyorsunuz abi. Sazlar burada. Sazlar oğlum, sazlar burada, şey burada. Şimdi sen benim görevimi mi yapıyorsun? Sen benim yardımcım mısın? Ya abi ben her şeyi yaparım. Ben süpermenim abi. Allah Allah. Allah aşkına valla. Her şeyi yaparım. Şimdi ne yapsın diyorsun abi yani? Abi şimdi Türkiye söylesin. Sazlar niye gelmedi, söze niye gelmedi? Allah Allah. Valla. Aslında sana çok söylenecek söz var. He. Fakat yerinde tam timingini ayarladın, girdin içeri, korkma. Bir şey demiyorum. Estağfurullah, belli yok. Sağ olsun. Benim gözlüğümü de getir. O gözlüklü abi. Ben de gözlüğümü takacağım. Evet. Sayın Ahmet Kaya'dan canlı saza niye gelmedin, söze niye gelmedin? Hadi hep birlikte. Üç gün dedin, beş gün dedin, aylar oldu gelmedin. Ah üç gün dedin, beş gün dedin, aylar oldu gelmedin. Geçen cuma gelecektin, haftalardır gelmedin. Saza niye gelmedin, söze niye gelmedin? Gündüz belli işim var, gece niye gelmedin? Gündüz belli işin var, gece niye gelmedin o? Şimdi valla durun çocuklar, bir dakika durun şimdi. Dur abi dur. Şimdi sen de dur. Şimdi bu şarkıyı bence İbrahim Tatlıses ciddi söylüyorum, benden çok daha güzel söylüyor. O yüzden valla bundan sonrasını ben söylemiyorum, ona bırakıyorum. Buyurun çocuklar. Bak şimdi bana bak. Hayatta söylemem. Allah'ını seviyorsan söyle. Ya yok vallahi Allah'ını seversin. Allah'ını seversin. Yapma Allah aşkına. Allah'ını seversen söylemeyeyim ya. Allah'ını seversen söyle. Şimdi mikrofonu çek. Söylemeyeyim. Allah'ını seversen söyle. Ben söyleyeyim. Allah hadi Allah. Neyse söylemeyeyim. Benim mikrofonum var. Bak görürsün bak, kendi mikrofonunu özel yaptırmış bak. Gördün mü? Yok vallahi yok ya. Kıyar mıyım sana? Evet, ikimiz birlikte söyleyelim. Gerçi biraz şimdi bakın biraz şeyde biraz farklılık var. Ben oturayım sizin gibi büyük bir keyifle. Şöyle bir dinleyeyim bakayım, hiç canlı söylerken görmedim biliyor musun? Hele bakayım mimikleri nasıl ustanım. Hadi gözüm buyurun. Yok yine aynı akorda söylerim, ben oradan bağırayım. Nasıl yani? Yani sen normal yerinde söyle gene. Ben de tizinden okuyayım. Öyle mi? Ha dikinden okuyayım, ne yapayım? Sen yalnız oku. Gerçi bana tuzak kuruyorsun ama olsun. Sen yalnız oku. Yok, senin Allah aşkına birlikte oku. Gerçek. Ya o bariton sesin lezzetini alıyor. Sen söyle, ben mi? Senin söylediğin gibi söyleyeyim. Ya hadi çalın. Yani yan cebime koyayım olsun. Peki.
Madem böyle. O çiçek nereden geldi? Bir çiçek geldi bize. Ne? Cem Uzan. Star. Star televizyon. Getir bakalım. Getir böyle. Çiçeği kameralar bir alsın bakayım. Evet. Getir bakalım. Teşekkür ediyoruz. Tabii. Sen yürü yürü. Çok izle. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. İz yapıyorsun. Karda yürü, izini belli etme. Efendim Cem Uzan beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Onu nereye? Abel o kızın yanına. Ayakkabıları sil, ayakkabıları sil bu taraftan. Bu tarafta sila sila git. Allah cezanı verecek. Nerede kalmıştık? Hah. Efendim? Ne bileyim niye gelmedi? Bir işi gücü vardır herhalde ya. Allah Allah. Takılmıştır birine, kafası iyi olmuyordur, gelmemiyordur. Evet, buyurun. Aynı yerden çalıyorlar bunlara. Bir dakika. Bir dakika. Kızımız burada mı gitmemiş mi acaba bakayım? Kızımız. 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 Mızı kız. Mızı kız gel. Mızı şey ettireceğiz, sen de şey ettir. Türkiye. Bunu oynayabilecek misin? Bunu oynayıp mı? Şey, ettirebilir misin yani? Heh. Ettirebiliriz. Buyur çalın bakalım. Renk olsun ha renk. O çalmadan da oynar. Üç gün dedin, beş gün dedin.
dedim, aylar oldu gelmedi. Üç gün dedim, beş gün dedim, aylar oldu gelmedi. Geçen cuma Üf. Bir hayli efor sarf ettim vallahi. Niye ne uçurdu diye sorarsanız. Çünkü onun tam normal sesi bana normalden okursan pes. Dikinde okursan böyle dik. Ortayı bulamadık. Hepten gittik. Ya kafiye tutsun diye gittik. Ses bu işte. Geçen cuma kaset ona gelecek. Abi şey senin gözlüğü var ya mı? Ya sen benim yanımda nasıl böyle şeyler yaparsın? Ya abi mabete geldim abi. Nerede benim gözlüğüm? Senin gözlüğü getirdim abi. Ha ver bakayım. Kurban olayım abi ha. Hele dur. Sildirdin mi? Sildirdim abi. At bakayım. Abi ha şey şey girecek abi. R harfi. R harfi. La bu kaç tane R etti? Yo abi çok para çok R. Çok para çok R. Ya hadi girsin bakayım R. Kenarında bir şey var böyle. Seninki mi kirli, benimki mi kirli ya? Optik muhabbeti çok enteresanmış. Niye gülüyorsunuz ya? Gözlük. Gözlük görmediniz mi hiç hayatınızda? Benimkinin markası Hacı Muhittin Ali Bekir. Benimki de Zeynel Abidin. Günde kaç sefer temizliyorsun? Optikizm. Abi. Optik meselesi çok önemli mesele. Abi. Yani abi çamaşır optik suyu getireyim mi abi? Ne konuşma sesi arkada bekleyin hele. Çapik çapik yapılar bir konuşayım bir muhabbet edin. Ahmet abi buraya ya ne? Ya burada üretim içindeyiz ya. Abi ne üretiyorsun? Optik üretiyoruz. Ben arkada temizledim burada baştan bir temizlik yapıyorum. Buna da öyle bakayım. Sen ayakkabı fırçasıyla temizlemişsin. O yüzden bunu temizliyordun. Getirdin bana çamur kimin? Hadi temizle. Baksana şeyleri beleri yok. Bakıyorum hadi. Bakıyorum kör bakar gibi bakıyorum. O da öyle bakayım. Şimdi biz de İbrahim Hoca'yla 3 senedir şu gözlükleri takıyoruz. Bir türlü gözümüzü bozamadık gitti. Vallahi billahi ya. Ayrıca sen... Dikkat dikkat. Allah Allah. Oturmayacağımız yok. Hoca sen kaç numara gözlük takıyorsun ya? Vallahi benimki... Çok numaralar var aslında bu gözlükte de. Nasıl yani seninki kaç numara var? Hayır mevzu o değil yani şu an. Aslında mevzu o değil evet. Nasıl yani mesela? Hakikaten bende astimat var. Bende de var astimat. Astimat. Öyle mi? Ya merhaba kardeşim. Merhaba. Bak ya. Nasılsın? Hiç ya bak. Yani astimatların böyle bir ortamda tanışacağı... Astimatlar birbirine çok düşkündür biliyor musun? Evet. Nerede bir astimatlı görseler sokakta sarılırlar birbirlerine biliyor musun? Evet bilmiyorum. Canım astimatım, canım kardeşim. Astimatın astimat nasıl? Var mı sizde? Göreyim elleri, astimatlı elleri. Kameralar, eller. Göreyim elleri. Astimatlı eller. Bak ya. Senin gözlüğün nerede? Tak bakayım. Kalk bakayım. Boyunu göreyim, boyunu kısa mı uzun? Maşallah, maşallah. Başka? Zaten ellerini kaldırmaya gerek yok. Gözlükler beyaz. Ama her gözlük de astimat değil. Bizimki biraz entel gözlüğü öyle. Fakat dedeninki felaket değil mi? Dedeninki 8 numara. Öyle bir numara var mı? Var. Var, var. Nasıl oluyor yani? At güzel değil. Fenerbahçe'de bu araçta aslında değiştirmek lazım. Başka bir oyuncu düşünüyoruz yerine ama. Dedenin yerine? Yok, Fenerbahçe'den bahsediyordum. Sıkı bir Fenerbahçeliyim biliyorsun.
Biz de Fenerbahçe'yi, sana ne kardeşmişim Fenerbahçe'yi karıştırıyorsun? Belli misin ya. Sen ya Fenerbahçe? Fakat bu hafta bak burada söylüyorum, abartmasız söylüyorum, Galatasaray'a 5 çekeceğiz biliyor musunuz? Böyle şey olur. Bir şey daha söyleyeyim. Aa. Ben de sıkı bir Galatasaraylı olarak... Yalan yani evin yıkıla, daha dün Fenerbahçeli'yim diyordun. Ya ben anında dönerim. Anında dönerim. Şimdi espri yapıyorum da. Şeye gittim, milli takımın kampına gittim otele. Terim Hoca ile oturuyoruz. Büyük bir moral verdim yani kendime göre tabii. Bir de bir araba çektik. Fenerbahçe ile Oğuz'a çıktı biliyorsunuz belki. Şimdi dediler ki yani dün akşam gitmem lazımdı. Yani dün akşam derken bu yarın akşam yayınlanacak bu program. Hı. Yani cuma günü yayınlanacak. Hı. Yani iki gece evvel diyeyim de tutsun. Tamam. Ben maça gidemedim tabii burada dekordan mekordan uğraştık. Yalnız ben birinci gol haberi gelince sevinçten uçtum. 15 dakika sonra dediler ki 5-0. Hadi ya dedim, şaka yapıyorsunuz. Yani düşün nasıl bir moral vermişim. Evet. Vallahi ben eğer... Bir sefer de çiğ köfte yaptım onlara. Bu sefer patlıcanlı kebap yaptım. Patlıcanlı kebap yapınca 5 tane attılar. Demek ki bundan sonra patlıcanlı yapmak lazım. Bir sefer de Polonezköy'de milli takımı ağırladım. Çiğ köfte yaptım. 8 tane yediler. O 8 tane yediğimiz maç vardı ya. İşte o unutulmaz maç. O ama senin çiğ köften de birader öyle bir şey ki yani yerken bir şey yok, gümrükte sorun çıkıyor. Yani tamam mı? Yani gümrük problemi var ya diyor. Milli takımdaki futbolculara hoca şöyle bir şey dedim. Dedim ki lütfen sizden rica ediyorum Türkiye için oynamayın. Böyle bir şaşırdılar. Niye dediler? Dedim ki ben sizin yerinizde olsam, yani ben futbolcu olsam Fatih Terim için oynarım. Sebebine gelince yeter artık dedim, bıktık dışarıdan antrenör getirmekten. Bir de bizim milli evladımız, bir kendi evladımız, kendi toprağımızın çocuğu. Yani antrenör olarak bir başarısını görelim ya. Yani zaten eğer bir Türk olarak Fatih Terim'i de Türk düşünüyorsak, Fatih Terim için oynuyorsak, o zaten Türkiye için oynadım demektir. Evet, şimdi spordan geçtik beste çalışmalarına. Şimdi hemen hemen 4-5 ay oldu bu kaset çıkalı oldu, değil mi? Oldu tabii, oldu. Oldu. Var mı gene yeni bir şeyler, bana vereceğin bir türkü mürkü bir şey var mı? Var tabii, sana bir tane besteliyorum usta, hazırlıyorum usta. Allah aşkına. Valla. Böyle güzel dertli bir şey olsun ya. Dertli? Ha, o senin bir tane şarkın var ya, ağladıkça. He. Dağlarımız yeşerecek. Göreceksin. Hoca, bu türküyü hep beraber dinler miyiz? Bu şarkıyı. Yani Ahmet Kaya'dan ağladıkça, ama ağlamak yok, gülmek var. Doğru mu? Allah ağlatmasın. Ama nerede ağlayalım mesela? Çocuğumuz sünnet oluyor, mutluluktan ağlayalım. Çocuğumuz evleniyor, mutluluktan ağlayalım. Ama biri ölürken, yani biri ölmesin yani, ölecektir mutlaka da, bedava ölümler için ağlamayalım, gerçekten ağlamayalım. Allah ağlatmasın kimseyi. Evet, ve Ahmet Kaya diyoruz, ağladıkça. Mikrofon çalışıyor mu? Yok. Belki mikrofon olsun. Evet. Böyle bir şey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne oldu sana? Yahu abi, yahu ya. Alattınız beni arkadan, mahvettiniz her yeri ya. Ne oldu? Reklam dediler, reklam. Böyle geldim işte, oturdum ha. Böyle şey girecek bir şey. Ra harbi. Peki sazı mazı niye getirdin? Ya abi, Ahmet abi çalmayacak mı? Biraz da bize saz çalsın, balama çalsın burada. Değil mi? Öyle değil mi? Çalmasın. Şimdi ne var gene? Ne girdi? Şey girdi işte, o reklam. Hani nerede? Girecek. Ha pardon. Ha. Ben de şaşırttın. Allah cezanı verecek seni. Al Ahmet abi. Şey, hadi gir abi. Reklam. Şimdi sen o reklamlardayken bana bir şey anlatın. Ne hambalı, ne hambalı. Ne hambalı Allah aşkına. Şimdi bizim Diyarbakır'da böyle 30 kiloluk ayakkabısıyla birlikte 30 kilo ağırlığında bir hambalın sırtına 150 kilo yük yüklemişler biliyor musun? Böyle mahallede sokaklardan geçerken kadının bir tanesi camdan bağırıyor, diyor ki hambal hambal sehat kaç. O da diyor ki adamın zaten canı çıkmış, diyor he. Diyor yahu sehat kaç. Diyor ki saat 40:30. Diyor hambal Allah belayı ver, saat 40:30 olur. O da dönüyor kadına, diyor eme kahpe hambalda saat olur. Evet,
Şimdi sazımız da geldi. Şimdi saz bizde, söz bizde, her şeyin özü bizde, güzelliği bizde. Şimdi bakalım Ahmet Kaya bize ne çalacak. Bir de öyle... Ahmet Kaya'dan. Bir dakika kardeşim, şimdi saz onda. Sözde sende olsun, değil mi? Öyle değil mi? Hele bir çalsın bana. Şimdi ben, benim bu tarafa geçmem lazım. Bu tarafa geçmem lazım çünkü şeyi tutacağım ona. Bu mikrofon gerekiyor buna. Abele Zula'dan gizli tutayım. Şimdi sen söylüyorsun değil mi? Şimdi uzun hava söylüyorsun. Yok hele, sen bir tane türkü bir şey söyle. Şimdi ben İbrahim Tatlıses'e bir şarkı bestelemiştim, biliyor musunuz çocuklar? Size o şarkıyı söyleyeyim mi? Biraz önce aslında notası motası bunlar yazılmamış ama arkadaşlarla böyle bir tarifle, Arif'e çünkü tarif gerekmez, çok akıllı müzisyenler, çok akıllı arkadaşlar bunlar. Böyle bir görsel bir prova yaptık. İsterseniz onu söyleyelim, çalalım. Hay gelin. Ne? Biz o işi de yaptık, bak çalacaklar şimdi. Bak. Ne çalacaklar? Bu sazı neye getirdik biz buraya? Şimdi sazı onları çalacaklar, ben onlara eşlik edeceğim şimdi. Sen şimdi unutmuşlar, bir hatırlat onlara melodisini. Bak, ben biliyorum. Re de biliyorsunuz. Akort re. Hele bir gidin şöyle bir gezin bakalım. Evet. Söyleyeyim bunu çalmayayım hiç. Ver şunu lan. Ya sen anlaşılırsa bunu çalmayacaksın ha. Amanından günay. Avşar ellerde dağlarda kardeş avşar ellerde. Akordu tuturdum vallahi, daha gerisini zapt edemezler bana. Amanın günahıyız. Ne alakası şimdi şeyler bunlar ya? Allah'ı billahi ya, söyle Allah aşkına ya. Bilen bilmeyen de ki İbrahim Tatlıses uzun hava okuyor şimdi. Aynen. Vallahi. Su başında durmuşsun. Su başında durmuşsun. Gözlerini yummuşsun. Beni benden değil de beni elden soğursun. Su başında durmuşsun. Gözlerini yummuşsun. Beni benden değil de beni elden soğursun. Yürürsün yayasın, hem söyler hem ağlarsın. Ölümlerinin güzeli beni nerede ararsın? Yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm yar. Yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm ay. Su başında durmuşsun. Gözlerini yummuşsun. Beni benden değil de beni elden sormuşsun. Yürürsün yayasın, hem söyler hem ağlarsın. Ölümlerinin güzeli beni nerede ararsın?
Allah kimsenin gönlünü yakmasın ya Rabbi. Nasıl Allah... beğendiniz mi? Hoş mu? Söyleyeyim mi bunu? Son kasette. Yine de yandı gönül. Ahmet Kaya da kasetini alsın bundan. Çok güzel söyledi. Niye, bu bakkal dükkandan mı satılıyor? Ahmet Kaya da alsın dedi kasetine bundan. Hani sanki bakkaldan satılıyor Ahmet Kaya. Ya da o ilk başta okusun, sonra ben okuyayım. Ya bir yerde anlaşalım ama. İyi bak. Hayır, siz şimdi diyorsunuz ki siz okuyun. Tamam, o hani dedi ya, sana vereceğim diye diyorsunuz siz okuyun. En iyisi ikimiz biliyorum. Beraber okuyalım bunu bir kasette. İkimiz beraber. Ya bir de bir şey söyleyeyim. Bu şey, maganda nedir? Ahmet Bey, sen bilirsen bu işi. Maganda, şöyle anlatayım ben sana istersen. Yani gerçi önemli değil yani bu şey. Hayır, mevzu değil. Mevzu yani. Değil yani. Şimdi ülkede çeşitli insanlar vardır, biliyor musun? Bak, yalnız magandalar değil, zontalar da var. Bunları bir açıkla, tamam. Ben bunları bilmiyorum. Acemiye miyim bana? Şimdi... Zonta şöyledir mesela. Olur olmaz zamanda yere tükürür. Zonta, maganda birlikte olduğu insanı döver. Biz işkencenin her türlüsüne karşıyız. Özellikle erkeğin kadını dövmesine, bu bir. Çapı! Ondan sonra ve zontalar bunu yaparlar. Annenin çocuğu dövmesine, insanların birbirini dövmesine karşıyız. Yani dayak nereden ve nasıl olursa olsun... İşkence sınırlarına girdiği için ve işkenceye karşı olan insanlar olarak, insanlar diyoruz birbirlerini sevsinler, üretsinler, dövmesinler. Evet, insanlar birbirine işkence çektirmesin Allah aşkına. Vallahi. Ben mi? Ben işkence mi çektiriyorum? Buradan beni işaret ediyor ya. Allah Allah. Şimdi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ufak ufak. Evet. Ne demek yani muhabbetle geçti? Haydi söyle ya zaman. Haydi söyle değil mi? Haydi söyle. Haydi söyle, haydi söyle. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse böyle ramak kalmıştı sizden, ufak ufak soğumaya başlıyordum. Niye dedim, bunlar benden bir şey istemiyor ya? Vallahi ya. Yani tam nereden çevirdiniz biliyor musunuz? İnanın ki, inanın. Yani buna kendi adınız gibi inanın, direkten döndünüz. Vallahi ya. Yoksa çekip gidecektim. Çok gıcık alırım abi ben ya. Durup dururken bu kadar şey varken bir tane söyle demiler bir ya. Şimdi sen bir şarkıcıya, şarkıcı olduğunu bile bile yüzüne baka baka de ki bir hikaye anlatır mısın? Bir hikaye bitti, bir hikaye daha anlatır mısın? Bir tane bitti, bir hikaye daha anlat. Ya bu adam şarkıcı, hikayeci mi kardeşim? He. Buyurun söylerim bir tane ya. Oh, çok hoşuma gitti oğlum iş. Hayır, Ahmet Kaya burada söylerken görünce böyle ufak bir kıskançlık başladı bende ya. Acaba dedim ben şarkıcı değil miyim? Hayır, he? Nankör pisik. Nankör pisik. Nankör pisik. Pisiğin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi efendim? Yani kedi. Hani böyle kışın... Hani böyle soba yanar, hani böyle sobanın etrafında böyle tüylü müylüdür. Ona ne derler? Bunun bir meselesi var, bilirsiniz değil mi? Demiş ki ördek, bilmemek için. Sen bilirsin mi? Sen var ya, çok hain adamsın. Ahmet. Gel, güçlü. Güçlü. Abi. Al bu sazı, müsait bir yere orada koy. Müsait bir yere koyayım abi. Hı. Sen de türkünü söyle, iyi söyle. Ne söyledim, ne söyledim sana, ne söyledim ki vurdun kapıyı gittin. Be vicdansız, be insafsızın kızı, be nankör kedi, insan bir şey söyle. Hep beraber. Ne söyledim, kapıyı gittin. Be vicdansız, be insafsızın kızı, be nankör kedi, insan bir şey söyle. Sevmek dedin sevmedik, aşka boyun eğmedik, bütün kötü huyları
Hatta güzel dostlarım senin için terk etmedik mi? Bugün yine bana bana ağlamak düşer. Çekmek düşer. Sahibi yani sözü ve müziği kime ait biliyorsunuz değil mi? Yusuf Hayaloğlu'na ait. Yusuf Hayaloğlu kim? Ahmet Kaya'nın kayını. Kayınbirader yani Ahmet Kaya'nın. Yani Ahmet Kaya onun bacısını almış. Oluyor. Yani eniştesi oluyor. Çok güzel sözler yazıyor. Çok güzel sözler yazıyor. Hani vardı ya benim uçurtmam nerede anne? O da onu dedi değil mi? Evet. Sözler de onu. Gerçekten Yusuf Hayaloğlu'na bir alkış çakalım bakalım. Yusuf! Bu alkışların seyinde yani %10'u bize indirirsen iyi olur. Yani paranın %10'u bu esasen. Ha, efendim. Ooo, siz de çok şey istiyorsunuz ha. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Gördüğümü, uykusuz gecelerimi, bir daha, onu nasıl sevdiğimi, rüyalarda gördüğümü, uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar bitir.
benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle, haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle, haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi sizlerden 3 tane soru rica edeceğim. Sorsunlar mı? Sorsunlar. Ahmet Bey'e 3 tane soru. Şu köşede var bir astım attı bak. Astım attı nerede? Bak şurada en köşede var. Sen sor bakalım. Bu arkadaki evet. Sor ne? Hadi söyle. Sor sor bir şey söyle. O kadar heyecanlıyım ki şu anda çok şaşırdım. Yani siz benim yerimde olsaydınız Ahmet Kaya'ya ne sorardınız Ahmet Bey? Senin yerinde olamazlar. Aranızda cinsiyet farklılığı var. Aslında. Ya Ahmet Kaya. Sen nereye kadar okudun? Vallahi en son hatırladım işte. Malatya'da küçük bir ilkokul vardı. Adı da Sümerik Okulu'ydu. Onun bahçesinden geçtiğimi hatırlıyorum. Yani o kadar. Okumanın şeyim var. Ben her gün kitap okuyorum. En azından köşe yazarlarını okuyorum, kaçırmıyorum. Köşe olan yazarlar değil yalnız. Köşe yazarları. Nasıl anlamadım? Şimdi bak bir köşe yazarları vardır. Bir de köşe olmuş yazarlar vardır. Ha, köşe olmuş. Ben köşe yazarlarını okuyorum. Köşe yazarları. Güzel. Gerçekten Ahmet Kaya böyle baktığınız zaman yani hani az önce dedim ki bana böyle söylüyorlar yani diyorlar ki İbrahim Tatlıses Maganda'dır. Yani Maganda'nın çeşidi de nedir bilmiyorum yani Maganda'dan sonra. Ahmet Kaya baktığın zaman böyle çok kaba, şey görünen, iri görünen, kaba görünen, sert görünen yapıya sahip. Fakat bir bülbül gibi konuşan, bir meddah gibi, bir avukat gibi kendi kendini savunan, tatlı dilli, sözlerini de yerine oturtan gerçekten çok saygın ve saygı duyduğum bir sanatçı arkadaşım. Gerçekten. Teşekkür ederim. Çok güzel konuşur Ahmet Kaya. Teşekkür ederim. Hele bir konuşursa. Allah'tan. Allah'tan. Allah'tan ben yanındayım yani avukat olarak. Fazla beni şey yapmayın. Şimdi bir de bugün çiğ köfte yemedik aslında biliyor musunuz? O adamı öyle öttürüyor ki bildiğiniz gibi değil. Konuşmaktan başka seçeneğiniz olmuyor çiğ köfte yediğiniz zaman. Evet. Şimdi Ahmet Kaya'yla ikimizin birlikte okuduğu tekrar, tekrar ve tekrar içeride bizim Güçlü Efendi. Güçlü. Güçlü. Abi. Buyur abi. Sen bu kadar saat arkada ne yapıyorsun çocuğum? Abi çiğ köfteyi hazır ediyorum. Şeyden sonra yiyeceğiz ya. Programda... Ha, duydun. He? Çiğ köfte muhabbetin duydun. O zaman bu program bitmeyecek sana söyleyeyim. Yani acılı biraz bol acılı olsun. Bol olsun. Acılı bol. Ha, fazla su alma gebertirim. O, tamam abi. Allah cezanı verecek. Buyur sen abi. Bir şey soruyorsun bir şey sormuyorsun. Gidiyorsun. Kime? Ahmet abi. Ha. Valla Ahmet abiyi çok seviyorum. Çok hoş, çok güzel. Ne soram abi? Hele onu bize bağışlasın. Ben de seni seviyorum. Gözüm. Allah razı olsun oğlum. Allah razı olsun. Ne çağırdın ki? Bağlamayı getirdin. Ne bileyim ben başıma bela aldım zaten seni. Git hadi. Oldu başım üstüne. Kah Ahmet kardeş. Allah Allah. Saza niye gelmedin? Söze niye gelmedin? Diyelim mi? Evet.
da niye gelmedin? Söze niye gelmedin? Var gözlüz karın ey, gece niye gelmedin? Var gündüz karın eyle, gece niye gelmedin? Üç gün dedin, beş gün dedin, aylar oldu gelmedin. Üç gün dedin, beş gün dedin, aylar oldu gelmedin. Geçen cuma gelecektin, aylar oldu gelmedin. Geçen cuma gelecektin, aylar oldu gelmedin. Oyun biter.